kim bu saatte ya? Ya of, ne bileyim. Annemler kalkıp gelmiş olmasın? İzmir'den. Vallahi kafalarını esiyse gelirler ha. Annem zaten dün telefonda çok özledim deyip deyip durdu. Ne? Ne yaparız Tuğçe? Saklan sen. Tamam tamam. Hayır, balkona balkona. Ne diyorsun balkona, ya? Balkona. Ya saçmalama. Ya hadi Berk ya. Ne yapacağım ben şimdi? Dedeciğim günaydın. Günaydın yavrum. Nasılsın dede? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim dedeciğim. Ne oldu kızım, iyi misin? Yok, iyiyim dede ya. Midemi bozdum herhalde. Hadi Gümüş, gidiyoruz hayatım. Nereye gidiyoruz? Hadi hadi, gittiğimizde göreceksin. Afiyet olsun dedeciğim. Güle güle ya. Hadi. Hadi dedeciğim, görüşürüz. Ne gerek vardı ya? Her şeyimiz vardı. Bir sürü zahmet etmişsiniz. Uyandırsana şu Berk Efendi'yi artık. Ha, ben onu unuttum. Hadi bakalım. Ya ben annemler geldi sandım da öyle olunca da onu da buraya... Bunun ne işi var burada ya? Senin ne işin var oğlum? Ya ne gülüyorsun abi ya? Ya bırak Allah aşkına abi ya. Tuğçe al bunu. Al, sağ ol. Dün ablam aradı. Şimdi de siz. Bir şey mi oldu? Yok, ne olacak? Biz sadece sizi merak ettik, ondan buraya geldik. Peki ablamın nesi var? Özlemiştir herhalde seni. Berk, al bunu. Bir şeye ihtiyacın olursa da ara beni. Haberim olsun, tamam mı? Al. Sağ ol abi. Ama borç olsun. Tamam, borç olsun. Ne zaman evine dönüyorsun? Tuğçe'yi bırakmam Mehmet abi. Bak, ben sana Tuğçe'yi bırak demiyorum. Ama sadece evine dön. Ben dedim, yavaş yavaş ikna edeceğim. Bak Pınar'a, nasıl her şey düzeldi oğlum, farkında değil misin? Ya hayır abi, bu başka ya. Dedem beni çok kırdı. Berk yapma. Zamanında hepimiz birbirimizi kırdık. Bu iş öyle, sinirlendiğin zaman kapıyı çarpıp gitmekle olmaz. Boşuna konuşuyorsun Mehmet abi. Dönmeyeceğim. Yanlış yapıyorsun Berk. Niye hep yanlış yapan ben oluyorum ya? Hayır abi. Bu sefer bana göre bu doğru. Tuğçe o kadar güzeldi ki defile. Keşke sen de olsaydın. Tepkiler nasıldı Gümüş? Tepkiler süperdi. Çok güzeldi. Biliyor musun, biz yeni kreasyona başladık. Bu harika. Evet. Ya iyi ki geldiniz. Biz de birkaç gündür çok gergindik. Berk'in de keyfi yerine gelir şimdi. Keşke böyle şeyler olmasaydı ya. İşler o kadar çok karıştı ki. Artık benim düzeleceğine dair bir ümidim yok. Ya Allah aşkına böyle şeyler söyleme ya. Bak göreceksin, her şey o kadar çabuk gelişecek ki. Çok sağ ol Gümüş. En azından birilerinin bizim yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Canım ya. Aşkım. Alışveriş mi yaptın? Evet, önemli değil. Ya birkaç bir şey aldım. Parayı nereden buldun? Mehmet verdi. Ay inanmıyorum ya. Hem ailene karşı çıkıyorsun hem de rahatça paralarını alıyorsun. İyi de dedemin parası değil ki Tuğçe. Ya Mehmet nerede çalışıyor? Orada. Yani yine de dedenin parası. Ne yani, şimdi kabul etmeseydim de parasız mı kalsaydık? Yardım bağış kabul edeceğine bir iş arasan daha onurlu bir şey olmaz mı sence Berk? Of ya.
Berk! Berk! Allah Allah. Neredesin sen? Bütün gün telefonu neden açmadın? Çünkü artık karşında çalışan bir adam var aşkım. Ne dedin sen? Nerede? Fazla bir şey bekleme hayatım. Çünkü bir catering şirketinde garsonluk yapacağım. Olsun aşkım, iş iştir. Ne oldu güzel? Ya benim için nelerden vazgeçiyorsun Berk? Sen yeter ki gülümse. Başka hiçbir şey umurumda değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.